Merhaba çocuklar, hepiniz Nevin'in sınıfına hoş geldiniz. Bugün kuru boyayla bir sepet meyve çalışması ya da bir sepet elma çalışması yapacağız. Bunun için öncelikle tabii yine kurşun kalemimize ihtiyacımız var. Şimdi öncelikle kağıdımın neresini kullanacağıma karar veriyorum. Şimdi ben bir sepet yapacağım. Bu sepetin üzerinde duran elmalar yapacağım. Alt kısmına da şöyle biraz yeşillik yapabilirim. Şimdi sepetimi mesela şu şekilde konumlandırabilirim. Sepetimin görüntüsünü veriyorum. Şöyle hafifçe yan durmasını, yan duruyormuş gibi görünmesini istiyorum şimdi sepetin. O yüzden şu kısmı biraz daha kısa, şu kısmı biraz daha uzun bıraktım. Sepetimin alt kısmı şöyle inebilir. Ama alt kısımda bazı çiçekler yapmak istiyorum. Tekrar tekrar silmemek için şimdi birinci çiçeğimi şöyle şuraya oturtturabilirim. Çiçeğimin ortası biraz daha yukarıda. Çünkü kenarına yapraklarını yapacağım. Ve başlıyorum çiçeğin taç yapraklarını çizmeye. Biraz sonra bunu renkli boyalarımla renklendireceğim. Ama şimdi işin karalama kısmını şöyle bir yapalım bakalım birlikte. Bu bizim taslağımız olsun. Resim çizmeye başlamadan önce ilk önce planlama yapmak ve bir taslak yapmak daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi şöyle bir büyük yaprak olsun. Bir tane de şöyle büyük yaprak olsun. Şimdi bu iki yaprağı bunu bu tarafa kavisli, bunu bu tarafa kavisli yaptım. Bu yaptığımı beğenmedim. Tekrar deniyorum. Şu şekilde bir kavis yapmak istiyorum. Evet. Şimdi daha içime sinen bir yaprak olmuş oldu. Bir tane de şuraya bir minik bir çiçek daha yapmak istiyorum. Bunun daha yuvarlak taç yaprakları olduğunu hayal ediyorum. Ve şöyle şuradan sapını, şuradan bir yaprağını, şuradan da diğer yaprağını çıkarıyorum. Şöyle yeşillikler olmuş mesela burada da. Evet, şimdi artık sepetimi daha rahat çalışabilirim. Evet, sepetimin üzerinde şöyle çizgiler olsun. Sepetim şuradan da görünsün. Ve şu alt kısmı da şöyle sepetimin bitişi olsun. Şimdi çizgileri, çiçekleri arkada bulacak şekilde yerleştirebilirim. Yani çiçekler önde, sepet arkada. O nedenle sepetin çizgilerinin bir kısmı görünmüyor. Şimdi sıra geldi sepetimin üzerindeki elmalara. Şimdi şurada şöyle iki, şurada da üç tane elma olduğunu hayal edersek, şu birinci elmam, birinci elmamın şu kısmı görünmüyor. Şöyle ve şöyle gelsin. İşte şu birinci elmam, ikinci elmam onun önüne gelmiş. Şu şekilde durmuş. Bu elma ise yine bunun önündeymiş. Şimdi çıkalım bir üst rafa. Bir üst rafımızdaysa şöyle bir elma daha ve bir elma daha. Evet, şimdi çok elmaya benzemediler ama biraz sonra bunları renklendirmeye başladığımız zaman daha güzel görünecekler. Şimdi sepetimi şöyle ilk renklendirme kısmına başlayalım bakalım. Evet. Şu kısımlar oldukça koyu görünüyorlar. Şimdi şurada şöyle bir katman daha oluşsun istiyorum. Ve işte sepetimin bu kısmını oluşturdum. Şimdi rahatça bunun bu kısımlarını artık boyayabilirim. Şimdi önce açık rengimizle boyarsak, daha sonra onu koyu renge çevirmek daha kolay olacak. Şöyle biraz daha açık bir kahverengi arıyorum. Ya da çok bastırmadan çizmeye başlıyorum ki daha sonra daha koyu ya da yoğun renk kullanmak istersem daha rahat çalışabilirim. Evet.
Şimdi çiçeklerime geçeceğim. Çiçeklerimin ne renk olsun, ne renk olsun? Bunlar mavi çiçeklermiş. Eşi benzeri zor bulunan, bahçelerde yetişen mavi çiçeklermiş bu çiçekler. Evet. İşte çiçeklerim. Yine çizgilerimin üzerinden geçiyorum. Beğenmediğim yerlerde hafif değişiklikler yapıyorum. Çiçeklerimin ortası ise şöyle hafif bir turuncu renginde olsun. Ama ilk önce şöyle kahverengimle şunu da bir belirginleştireyim. Evet, ve ortasını hafif turunculaştırayım. Şimdi mavi çiçeklerimi boyayabilirim. İşte benim mavi çiçeklerim. Bahçemde kendiliğinden çıkmış çiçeklerdir belki de bunlar. Belki de doğada eşi ve benzeri görünmeyen harika bir çiçektir ve sadece benim bahçemde kendi güzelliğini gösteriyordur. Bunların hepsi olabilir. İşte çiçeklerimi bitiriyorum. Elma sepetinin güzel bir fotoğrafını çekmek istemişim ve bahçemde bu çiçeklerin önünü çok uygun bulmuşum. O yüzden buraya koymuşum sepete. Neden olmasın, değil mi? Şimdi sıra geldi çiçeğimizin saplarını yapmaya. Şöyle koyu yeşilimle önce bir sınır çiziyorum. Kuru boyamla boyama yaparken aynı yöne doğru boyama yapmaya çok dikkat ediyorum. Yuvarlamalı boyamalar yapmıyorum ya da karalama tarzı boyamalar yapmıyorum. Aynı yöne doğru, aynı yöne doğru boyuyorum ki boyamam güzel görünsün. Şöyle bir de ortada bir yaprak daha var. Şimdi sırada diğer yaprak. İşte bu yaprağım ortasındaki çizgiyle beraber tamamlandı. Şimdi de bunun içini boyayalım. Biraz daha açık bir ten yeşil tonu seçtim. Evet. Kocaman yapraklı bir çiçek oldu bu. Büyük büyük yaprakları var. Şimdi ikinci kısma geçtik. Ve çiçeğim bana merhaba demeye bütün renkleriyle artık hazır. Şimdi sıra geldi diğer çiçeğimize. Diğer çiçeğimiz de mor renkli bir çiçek olsun mu? Bu da mor mor bize baksın bahçelerden. Ortası da ne renk olsun? Ortasını da yine turuncu tonlarında yapabilirim. Evet, bunun ortası daha büyükmüş. Şimdi şöyle sarımsı turuncumsu bir renk ve biraz sonra mosmor olmaya hazırlanan taç yapraklar. Yeşilimiz yemyeşil, mavimiz masmavi, morumuzsa mosmor. Şimdi bunun ortasına şöyle çizgiler yapıyorum ve şöyle bir mor tonum var. Ortada kayboldu çizgisi. O zaman yeniden tekrar renklendirmeliyim ortasını. Aynı yöne doğru boyayarak bu çiçeğimi de canlandırıyorum. Ama morumu daha yoğun kullanmak istiyorum. Biraz daha bastırarak boyuyorum o yüzden. Daha yoğun olduğunda sanki daha güzel görünecek gibi geldi bana. Evet. İşte yoğun mor rengimle boyadım. Ve aynı yöne doğru boyayarak
güzel görünmesini istediğim mor renkli çiçeğim. Hazır. Şimdi ortasını siyahımla yaparsam daha iyi görünecek sanki. Çünkü gerçekten mor rengimizi yoğun kullandık, değil mi? Şöyle. Evet, orta kısmını yapıyorum. Şimdi bunun yapraklarına renk vermeye geldi sıra. Şöyle bir çizgi. Şöyle bir çizgi daha. Yine bir yaprak. Ve yine bir yaprak daha. Bunun da orta kısımlarını şöyle renklendirirsem, çizgilendirirsem, renklendirince daha güzel durur. İşte yemyeşil yapraklar. Ve şimdi sırada şuradaki yeşillikler. Şu yeşilliği bu şekilde çizdim ama hiç beğenmedim. Bunu şimdi tekrar çizmek istiyorum. Mesela nasıl olabilir? Evet, görünüyor. Şöyle olabilir. Şu da daha yuvarlağımsı bir renk olsun. Ve şöyle alt kısmını şöyle yapalım. Evet. Biraz sonra bunun üzerinden başka bir yeşil tonuyla daha geçeceğim. Şimdi şunu bu renklendiriyorum. Şurada hafif bir çalılık çıkmış. Şu çalılığımızı da renklendirelim. Evet. Şimdi sıra geldi sepetimize. Sepetimizin şu kısmını zaten çizmiştik. Ama şöyle bir kez daha üstünden gitmek istiyorum. Ve şu çizgisini bitirelim. Bir çizgimiz daha var. İşte şurada saklanmış bir çizgi daha. Şöyle arkadan gelen bir çizgi daha. Yine bir saklanmış çizgi. Şurada hafif bir kurşun kalem kaldı. Bu kurşun kalemlerde kalmasın. Yine arkadan bir çizgimiz daha. Ve işte sepetim. Şimdi sepetimi boyama zamanı. Şöyle biraz daha açık bir kahverengi ile boyamak istiyorum sepetimi. Evet, aradığım renk işte bu. Bu renk tonunu seviyorum. Şimdi sepetimi de renklendireyim. Ve elmalarım üzerinde çalışmaya geçebildiğim. Sepetimle işim bittiğinde elmalarımla çalışmaya başlayacağım. Kırmızı kırmızı elmalar. Vitamin deposu elmalar. Elmaların hepsi belki de dalından yeni kopmuştur. Belki de bu bahçede büyük bir elma ağacı vardır. Ve her sonbahar mevsimi geldiğinde elma veriyordur. Sonbahar mevsiminde elma veren bir elma ağacı. İşte sepetimin renklendirmesi neredeyse bitti sayılır. Şimdi şuraya geldi sıra. Geniş alanları boyamak için pek kuru boya tercih edilmiyor aslında. Pastel boya, sulu boya, akrilik boya geniş alanları boyama konusunda daha pratik. Ama kuru boya ile boyama yapmayı da çok seviyorum. Karikatür çizmek çok eğlenceli. Evet, işte sepetim de hazır. Sessiz olun, benim gibi pütürlü bir yüzeyde boyama yapmayın. Daha düz bir alanda yaparsanız daha düzgün olur. Benim bu matım biraz pütürlü olmuş. Şimdi elmalarımızı renklendirmeye başlayalım.
Şöyle bir kırmızı tonum var. Şöyle bir kırmızı tonum ve şöyle bir kırmızı tonum daha. Şimdi koyu renkli kırmızımı alıyorum ve ilk olarak şu elmamı şöyle bir yapalım bakalım. Şimdi bunun niye böyle göründü? Çünkü burada bir sap var. Şöyle siz de görün. Şöyle bir elma sapı ve yanında da tazecik elmadan ayrılamamış bir yaprak. Şimdi elmamı şöyle şuradan şöyle göründüğünü hayal ettim. Evet. Diğer elmamsa şöyle onun önüne gelmiş. Ve yine şöyle şurada bir yaprak ve bir sap. Şöyle bir sap. Ve bu sefer şu tarafa doğru uzamış bir yaprak. Şu da elmam. Ve son elmamdayım alt katta. İki kat olarak düşündüm bunu. Şimdi yine şöyle sapımı çizdim. Ve yaprak. Şu yaprağın içindeki kurşun kalem kısmını temizliyorum. İşte bu da şöyle yuvarlaklaşmış bir elma. Şimdi geçtik üst tarafa. Üst taraftaysa şu elmam şöyle gelmiş. Burası da böyle gelmiş. Ve ne olmuş biliyor musunuz? Bu sefer sapım şuradan uzamış. Yaprağımsa buradan göstermiş kendini. Ve son elma. Bunu karalama yaparken diğer elmayı önde hayal etmiştim ama şimdi böyle çizmek istedim. Bazen aldığımız kararlarla çizdiğimiz resimler birbirine benzemeyebilir. İşte ve bir yaprak daha. Bu yaprağım da şöyle gelebilir. Şimdi bunun arkasından gelsin bakalım. İşte elmalarım ve yapraklarım da hazır. Şimdi kalan kurşun kalemimin izlerini siliyorum. İşte silme işlemini de bitirdim. Şimdi yapraklarımın içlerine şöyle yaprak çizgileri çizeyim. Oldukça kolay yapıyorum çocuklar. Sizlerin yapabileceği kolaylıkta. Hepiniz bu şekilde bir meyve tabağı çizmeyi başarabilirsiniz bence. Meyve tabağı değil aslında, elma. Elma sepeti. Evet, bu bir elma sepeti. Bu elma sepetini hepiniz çizebilirsiniz. Şimdi elmaların saplarını şu daha kahverengimsi olsun ki elmanın kırmızısıyla birbirine karışmasın. İşte elma saplarım hazır. Şimdi sıra geldi kırmızı rengime. Kırmızı rengimi ilk başta çok yoğun kullanmıyorum. Daha sonra üstüne biraz daha yoğunluk ekleyeceğim. Evet, yine sessiz olun. Altında izler olan bir tablanın üzerinde sakın çalışma yapmayın. İşte elmalarım yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı.
Şu elmanın alt kısmını çizmemişiz. Şöyle altı görünsün bence. Evet. Ve son elmamı da çizdim. Şimdi biraz daha netleştirelim. Öyle değil mi? Şu kısmı şöyle biraz daha koyu renkli olabilir. Şöyle şu kısmına da beyaz rengimle biraz beyazlık katmak istiyorum. Şu kısmım şöyle biraz beyaz kalsın istiyorum. Ve yanından devam ediyorum. Tonları da birbirine benzesin. İşte ilk elmam neredeyse bitti sayılır. Şuradan ışık geldiği için şöyle bir beyazlık olsun. Ve şimdi diğer elmamda sıra. Koyulmuş. Şu kısımlarda da hafif koyuluklar varmış. Ve yine şu kısmındaysa hafif bir beyaz. Geri kalan kısmını boyamaya devam edelim. Eyvah, kalemimizin ucu kırıldı. Şimdi şöyle evet. Şöyle hafifçe şuraları biraz daha netleştirmek istiyorum. Şimdi kırmızımla şöyle bir boyadım. Şuraya biraz şey yapalım. Ve şu kısmını beyaz renkle şöyle hafif bir beyazlık verelim. Şimdi ise şu kısımlar biraz daha koyu olsun.
Son elmama da geldi sıra. Elmanın arasına şöyle ayrıştırıcı çizgiler ekliyorum. Bunun da şurasında şöyle beyazlıklarım varmış. Yine şu iki elmanın arasına da ayrıştırıcı çizgiler ekliyorum ve yavaş yavaş çalışmamın sonuna geliyorum. Ben oldukça keyif aldım bu çalışmayı yaparken. Eğlendirici geldi. Umarım sizler de keyif alırsınız çocuklar. Şimdi şunun da son bir kez daha şöyle aşağıya doğru çizgilerini yapsak bence olur. Ne dersiniz? Evet, işte yavaş yavaş elma sepetim sona eriyor. Şimdi şöyle arkasına hafif bir renk vermek istiyorum ki daha net görünsün. İşte kuru boyalarımızla yapabileceğimiz oldukça basit bir çalışma. Ben yaparken oldukça zevk aldım, keyif aldım. Sizlerin de yapabileceği kolaylıkta olduğu için bu çalışmayı seçtim. Hepinize şimdiden kolay gelsin çocuklar.